Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda okulumuzda hayat ünitesinin 3. konusu olan okula hazırlanıyoruz konusu ile devam ediyoruz. Bundan önceki konularımıza izlemek isterseniz bir önceki videolarımıza dönüş yaparak konuları tamamlayabilirsiniz. Bu konumuzda öncelikle düşünelim sorumuzla başlayacağız. Ders araç gereçlerinizi unuttuğunuzda sınıfta hangi sorunlarla karşılaşırsınız? Anlatınız. Şimdi her gün bir ders programımız olmakta ve biz bu ders programımıza göre okula kitaplarımızı, defterlerimizi götürüp aslında onlarla dersi dinlemekteyiz ve bu dersi dinlerken de bu araç gereçleri kullanmaktayız. Eğer ki bir resim dersinde siz resim defterinizi ya da boya kalemlerinizi unutursanız ne gibi problemler yaşarsınız? O gün derste yapacağınız etkinlik üzerinde bir çalışma yapamazsınız. Bir sonraki hafta geldiğinizde yani malzemelerinizi getirdiğinizde önceki haftanın konusu defterinizde eksik olur. Bu gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi aşağıda bir inceleme metni bulunmaktadır. Buradan da bu inceleme metnini inceledikten sonra sizde daha önceden bu tarz bir olay yaşadınız mı düşünebilirsiniz. Şimdi metne başlıyoruz. Öğretmen. Gökhan, çalışmanı neden yapmıyorsun? Gökhan, dün akşam ders programına bakmadan çantamı hazırladım. Görsel sanatlar dersine ait malzemelerimi unutmuşum. Keşke ders programına baksaydım. Öğretmen, çocuklar, okula hazırlıklı gelmeliyiz. Çantamızı ders programımıza göre günlük olarak hazırlamalıyız. Evden çıkmadan önce de okul çantamızı kontrol etmeliyiz. Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Şimdi siz de bu metne göre daha önce okula giderken herhangi bir materyalinizi, kitabınızı, defterinizi unuttunuz mu bunu düşünebilirsiniz. Yanınızdaki arkadaşınızla da paylaşabilirsiniz. Ya da eğer evde ailenizle birlikte dinliyorsanız aile üyelerinden herhangi biriyle bu konuyu paylaşabilirsiniz. Şimdi bize bilgi verilen bir kısım var. Öncelikle onu bir öğrenelim. Ders programı okulda işlediğimiz dersleri günlük gösteren çizelgedir. Okul hazırlıklarımızı haftalık ders programına göre yapmalıyız. Bunun için çantamızı akşamdan hazırlamalıyız. Öğretmenimizin getirmemizi istediği araç gereçler, ödevler, etkinlikler varsa çantamıza koymalıyız. Böylece okula hazırlıklı gitmiş oluruz. Ders programında o güne ait olmayan ders araç gereçlerimizi çantamıza koymamalıyız. Çantamızı gereksiz yere ağırlaştırmamalıyız. Evet, aslında burada anlatılmak istenen nedir? O gün hangi dersiniz varsa siz ders programınızdan bunu inceleyerek o materyalleri götürdüğünüzde hem çantanız daha hafif olacaktır. Yani o gün dersiniz olmayan kitapları götürdüğünüzde boşuna aslında okula getir götür yapmış olacaksınız. Şimdi bir etkinliğimiz var. Etkinliğimize bakalım. Ayşe'nin salı günü hayat bilgisi, Türkçe ve matematik dersleri vardır. Ayşe, çantasına aşağıdaki araç gereçlerden hangisini koymalıdır? Şimdi bakın aşağıda belirli ders kitapları, dersin defterleri, füllü, spor ayakkabısı, boyama kalemi gibi farklı materyaller bulunmaktadır. Şimdi Ayşe'nin eğer ki hayat bilgisi dersi varsa, şimdi sırayla gidelim. Hayat bilgisi dersinde bakın. Bunu hayat bilgisi kitabının çantasına koymuş. Peki hayat bilgisi defteri nerede? O da burada. Biz ne yapacağız? Onu da aslında çantasına koymasını isteyeceğiz. Sonraki dersi neymiş? Türkçe. Bakın Türkçe kitabı nerede? Onu da kırmızıyla alalım. Türkçe kitabı burada. Bakın onu da koyduk çantaya. Peki Türkçe defteri nerede? O da burada. Onu da koyduk. Hayat bilgisi kitabını, defterini, Türkçe kitabını, defterini ve matematik dersi varmış. Matematik dersi varsa, bakın matematik dersi varsa, şöyle matematik kitabını da koyuyoruz çantaya. Bir de ne yapacağız? Matematik defterini koymamız gerekiyor. Biz ne yaptık? Ayşe'nin dersinin olduğu ders kitaplarını ve defterlerini çantasına koyduk. Harici olarak bakın buradan neleri koymadık? Müzik kitabını koymadık. Müzik defterini koymadık. Flüt koymadık. Spor ayakkabısı koymadık.
boyama kalemlerini koymadık. Neden? Çünkü o dersleri olmadığı için çantasında ağırlık yapmasını istemediğimiz için sadece o gün dersi olduğu materyalleri koyduk. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçiyoruz. Burada aslında karşımızda bir ders programı bulunmaktadır. Sizin de zaten evinizde bir ders programınız, ders çizelgeniz vardır. Şimdi kitabınızdan siz de bu sayfayı açarak aslında ders programınızı buraya yazabilirsiniz. Ben örnek olması için pazartesi gününe birkaç tane ders yazacağım. Bakın pazartesi günü birinci dersimiz ne olsun? Türkçe. İkinci dersimiz de Türkçe. Üçüncü dersimiz resim olsun. Dördüncü dersimiz de resim olsun. Beşinci dersimiz hayat bilgisi. Altıncı dersimiz de ne olsun? Hayat bilgisi dersi olsun. Ne yapmış olduk biz bu sayede? Bakın pazartesi toplamda 6 tane dersimiz var. Ve biz ders programımızı bu şekilde yazdık. Siz de pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günkü derslerinize göre ders programınızı hazırlarsanız o gün akşamdan çantanıza o dersin materyallerini koyabilirsiniz. Şimdi bir değerlendirme sorumuz var. Okula hazırlıksız gitmek ders başarımızı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi noktalı yere yazınız. Şimdi biz bunu sözel olarak ifade edelim. Sizin aslında dersin ilk başında verdiğimiz örnek gibi bir resim dersiniz varsa ve siz resim defterinizi, boyama kalemlerinizi götürmediyseniz o gün derste resmi çizmeyeceksiniz. Çizerseniz de aslında farklı bir kağıda çizeceksiniz. Bir sonraki hafta resim defterinizi götürdüğünüzde o resminiz olmayacak, kaybedebilirsiniz. Sonraki haftanın resimlerini çizdiğinizde aslında orada bir boşluk oluşacak ve yıl sonunda öğretmen çizdiğiniz resimlere puan vermek istediğinde aslında arada bir eksik resim olacak. Bu yüzden de notlarımız düşebilir. Bu yüzden ders başarımızı olumsuz yönde etkilemektedir ders materyallerimizi okula götürmememiz. Evet, okulumuzda hayat ünitesinin 3. konusu olan okula hazırlanıyoruz konusunu tamamladık. Kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videonun bildirimi daha hızlı gelecektir. Diğer konuların videolarına erişmek için de yine diğer videolarımızı izleyerek pekiştirebilirsiniz. Hoşça kalın.